Merhaba. Bu video yeni sistemci dönemin özelliklerine ayrılmıştır. Bilindiği üzere yeni sistemci dönem müzik tarihi içerisinde sistemci dönemden sonra gelen dönemin adıdır. 1. Yeni sistemciler döneminde referans sazı neydir? Altısı önde, biri arkasında olmak üzere 7 deliklidir. Neyin referans sazı seçilmesi Karaman, Konya, Mevlevi geneleğine yakından ilgilidir. 2. Yeni sistemcilerden Yusuf Kırşehri, 12 makam konusunda devire değil, seyire önem vermiş ve seyirde geçen perdeler üzerinden ağaz perdesi ve karar perdesiyle makam anlatımı yapmıştır. Sistemcilerin makam anlatımlarını dörtlü ve beşli cinsler üzerinden anlatımı tercih etmemiştir. Bunun bir diğer anlamı makamları en az müzik sesleriyle yani motiflerle anlatmayı tercih etmişlerdir. Bu yönteme pratik anlatım ve öğretim metodu denmektedir. 3. Yeni sistemcilerde makam sınıflandırması, sistemciler döneminden devralınmış 12 makam yanında 6 avazeye bir ilave ile 7 avaze ve 4 şube ve terkipler sınıflandırması kullanılmıştır. 4 şube hem Şam hem de meragi ekolünden alınarak birleştirilmiştir. Terkiplere meraginin makam sınıflandırmasında bıraktığı son makam olan bestenigarla başlanır. Meraginin 24 şubesi terkipler arasında verilirdi. Terkiplere bazıları nihayet yoktur derken bazıları 48 adet olduğunu tekrarlarlar. Bu durum yeni sistemler arasında farklı ekoller olduğunu göstermekte olmasına rağmen henüz bu ekoller yeterince incelenmemiştir. 48 adet terkibin ilk örneği sistemciler döneminin teorisyeni Seyit Şerif Cürcani'nin eseridir. 1370-1375 yıllar arasında Anadolu Bursa'da kalmıştı. Müzik tecrübesini burada tamamlamıştı. Gerçekte altı avazinin nasıl oluştuğunu anlatan, hangi makamın hangi makamlardan oluştuğunu anlatan kısım sistemcilerden devralanarak yeni sistemcilerde devam ettirilmiştir. 4. Yeni sistemciler müzikal aralıkları biliyor ve kullanıyor olmalarına rağmen edvarlarında teorik olarak üzerinde durmamışlardır. Bilinen bakiye, tanini ve mücennep aralıklarla birlikte bazı bestelerinde küçük üçlü aralığını öne çıkardıklarını Ladiki'nin açıklamalarından anlaşılmaktadır. Aralıklar için B, T, C ve A sembolleri kullanıldı. 5. Yeni sistemler müziğin teorik anlatımında ses ve name, dörtlü ve beşli cinsler, makam devir, ikâ devir, bestecilik bilgileri vermeyi terk ettiler. Bununla birlikte, Edward terimini kullanmaya, makam ve usulleri daireler şekilleri üzerinde anlatmaya, göstermeye devam ettiler edvarlarında geleneğe bağlı olduklarını gösteren sembolik ifade ve terimler kullandılar. 6. Yeni sistemciler meşk ve pratik eğitimin gereği olarak yazım döneminden gelen boş tel üzerinde hesaplamalar yapmayı ve tel taksim yöntemini anlatmayı terk ettiler. 17 Aralıklı 18 ses sistemini uygulamada devam ettirdiler. Pratik anlatımın bir gereği olarak perdeleri isimleriyle kullandılar. Çalgı düzenlerini bu prensiple anlattılar çalgı düzenlerinin sistemler gibi yaygın düzen anlayışında olmadıkları, 8-9 çeşit çalgı düzeni kullandıkları tespit edilmiştir. Özellikle Okan Murat Öztürk bu konu üzerinde durur. Sistemcilerin önem verdiği müzik seslerinin yerlerini epcet harfleri hesap yöntemiyle bulup aynı epcet harflerini müzik sesleri, perdeleri temsilde kullanmayı kabul etmekle birlikte müzik yazımını eğitimden çıkardılar. 7. Yeni sistemler çalgılarda uygulanan yaygın düzenin ve müzik bilgisinin teorik eserlerden daha çok ustadan meş yöntemiyle öğrenilmesi gerektiğini belirtirler. Çalgılarda düzenleri perde isimleriyle anlatmaları meşke yönlendirmek için olabilir. 8. Yeni sistemciler İK devir terimini usul ile değiştirdiler. Ancak yazım ve sistemler dönemlerinden gelen İK devir değerleri olan sebep, vetet, faslayı devam ettirdiler. Urmevi'nin ikaları devir üzerinden kalıp anlatımını terk ettiler. Devir üzerinden ancak özensizce anlatımlar meşkle eğitime hizmet amacıyla kullanmış olabilir. Zaman zaman yazım dönemindeki aruz ika anlatımını usul ika ilişkisini açıklamak için ten, ten, tene terimlerini metronom gibi ölçü değeri gibi kullandılar. Yeni sistemciler bir taraftan usulleri anlatırken sistemci teorisyenlerin sakil ve hafif sınıflandırmasının ve aruz isimlerinin diğer taraftan orta asli usul isimlendirmesinin etkisinde kaldılar. Bazı yeni sistemci edvarlar usul konusuna hiç yer vermediler. Hasan Ali Karamani'nin edvarı bu tip edvarların ilkidir. 9. Yeni sistemciler müziğin teorisini anlatırken müziğe kozmolojik, mitolojik anlamlar yüklemeye devam ettiler. Bazı yeni efsanevi anlatımlarla süslediler. Sistemciler döneminin Kahire ekolünü bu anlamda takip ettiler. Yazım döneminin teorisyeni Kindi, i̇hvan Safa'nın eserlerinde buna benzer adlamlandırma'nın mevcut olduğunu biliyoruz. 10. Yeni sistemci müzisyenler müzikte sanat anlayışında yaygın düzene itibar etmediler sanatın estetik değerinde yerel düzen ya da yaygın düzen ne olursa olsun sanatın amacı yaratıcıdan insana ilahi yansıma teorisine önem verdiler. 11. Yeni sistemciler müzik makamlarında zenginleşmenin terkiplerle olabileceğini düşündüler ve terkipleri çoğalttılar. 12. Yeni sistemciler müzik sanatının estetik değerlerden birinin bir eseri tek makamda başlayıp bitirmek olduğunu kabul ettiler sistemcilerin bu fikrini takip ettiler. 13. Yeni sistemciler müziği kaydetmenin yöntemlerinden birinin güfte mecmuası yazmak olduğunu keşfettiler. Bestelenen şiirlerin, sözlerin makamını, usulünü ve besteleyenini belirten güfte mecmuası geleneğini başlattılar. Sistemciler ve yazım döneminde böyle bir eser yazım türü yoktur. Yeni sistemcilerin müzik tarihine kattıkları önemli yeniliklerden biridir. Ancak güfte mecmuaları yazarları Türk olmalarına rağmen çoğunlukla Arapça ve Farsça besteler çok nadiren Türkçe besteleri kaydettikleri görülür. Güfte mecmuası yazma geleneği 16. yüzyılın ortalarında kaybolup yüzyılın sonlarında yeniden canlanmaya başladı. 14. Yeni sistemciler döneminin müzik türleri nelerdir? Güfte mecmuaları ve edvarlardan anlaşıldığı kadarıyla peşrev, tasnif, amel, nebet, nevbet, nevbet mürettep, nakış, gazel, sanat türü olarak devam etti. Zamanla nevbet müretteb türü Osmanlı'da dört selamlı Mevlevi ayinine dönüştü. Genel anlamda sanatsal bir besteye 14 ve 15. yüzyıllarda Türkçe müziğe türki bağlamak, dörtlükten oluşan bestelere murabba bağlamak deniyordu. Şarkı kelimesine de rastlanmaktadır. Bazı besteler rubai, müseddes, muashşah, müfret, muhammes gibi bazı edebi türlerle aynı adı taşıyorlardı. İlk Türkçe sözlü nakış örnekleri Bodleyan güfte Mecmuası'nda görülmektedir. Aşıkların söyledikleri çoğunlukla belirli müzik kalıplarıyla söylenen müzik eserleri olduğu için kaydedilmeye ihtiyaç hissedilmemiştir. Bu müzik türleri halk edebi türlerinin adlarıyla anılırlardı. Koşuk, varsağı gibi veya konularına göre gurbet, aşk, yiğitleme gibi. 15. Yeni sistemler döneminin ilk edvarı tespit edilebildiği kadarıyla hayatı gizlemlerle dolu olan Hasan Ali Karamani'ye ait olmakla birlikte Yusuf Kırşehir'i dönemin kurucusu olarak kabul edilir. Takipçileri arasında Bedri Dilşat, Şükrullah, Hızır bin Abdullah, Seydi, Katibi, makami gibi öncüler vardır. Yeni sistemciler döneminde eski sistemcilerin takipçileri de vardı. Yeni sistemcilerle rekabet halinde olan eski sistemciler özellikle meragi taraftarı olanlardı. Sistemcilerin takipçilerinden Meragizade Abdülaziz, Mahmut dışında Fethullah Şirvani'yi sayabiliriz. 16 yeni sistemciler döneminde bazıları müzik ilminden bahseden ansiklopedik eserler yazmışlardır. Bunların ilki Molla Mehmet Şah Fenari'nin En Muzicül Ulum adlı eseri olup 1425'lerde yazılmış Arapça eseridir. Sistemciler dönemi filozoflarından 1210'da ölen Fahrettin Razi'nin eserini örnek almıştır. İkincisi Kanuni'nin müzik yasağını yansıtan eser olup Taş Köprülü Zade'nin Miftahul Ulum adlı 1550'lerde yazılmış Arapça ansiklopedik eseridir. Bu yazar İbnül Ekfani'nin eserini örnek almış olmakla birlikte kendine özgün bilgiler de verir. Taş Köprülü Zade'nin oğlu Mehmet tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 17. Yeni sistemcilerden günümüze gelen besteler. 2. Beyazıt, Sultan Korkut, Nefiri Behram Ağa, Hasan Can Çelebi, Hindiler, Acemlerin peşrevleri, Feltman'ın sınıflandırmasında eski peşrevlerdir. Hindiler ve Acemler konusunda genellikle tereddüt varsa da 16. yüzyılın sonlarında yaşadıkları düşünülmektedir. Kadim Mevlevi ayinlerinin yanında Sufi müzisyenlerden Hacı Bayram, Eşrefoğlu, Virani, Hasan Dede, Ebul Vefa, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Nesimi'nin daha az sanatlı dini müzik örnekleri günümüze kadar gelmiştir. Çoğu anonim olarak bilinir. Destansı halk hikayelerinden Vahmikü Azra, Aşık Garip, Şahsenem ve Garip hikayesi, Leyla ve Mecnun, Dede Korkut hikayelerinin müzikal anlatımları görülür. Kudüs'ten yola çıkarak 1599 yılında Edirne'ye uğrayan Yahudi haham İzrail'in Edirne'de derlediği şarkıları bir kitabında geçen adapte edilmiş Türkçe şarkılar olup sözleri Türk müziği tarihi için önem taşımaktadır. Bu türkü ve şarkılardan çok azı Ali Ufki'de de vardır. Bunlara ilave olarak yeniden inşa metoduyla canlandırılan Hacı Uğurlama, Nebet, Nebet Mürettebe örnekleri, Selçuklu Topraklarına Müzik adlı kitabın ek CD'sinde verilmiştir. Yeni sistemler döneminde müzik bilgisi Kanuni Süleyman'ın 1538 yılı yasağı ile kesintiye uğramıştır. Bunun yazıya yansıyan eseri Taş Köprülüzade'nin ansiklopedik eseridir. Hem müzik ilminde ilginç bilgiler vermiş hem de yasak olduğunu ifade etmiştir yüzyılın ikinci yarısından itibaren yasak kalkmamış olmakla birlikte 1561'de yazılan Pervane Bey'in Nazireler Mecmuası'ndaki kayıtlardan gittikçe müziğin canlanmaya başladığı görünmektedir. Şairlerin divanları dışında 1580'lerde saray düğünleri ve surnameler, Gazi Giray'ın yaşadıkları ve kendisini müziğe vermesine saray ses çıkarmamıştır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.